Bir diğer eski nesneleri de spline eğrilerdir. Bu alıştırmamızda spline eğrilere bakacağız. New ile yeni bir parça dosyası açalım. Draw paneli altındaki spline komutu spline eğriler çizmek için kullanılır. Spline eğrilerde de spline eğrinin geçtiği noktaları işaretlemeniz istenir. Eğer eğri noktaların işaretlenmesi biterse sağ tuştan create diyebilirsiniz. Restart yeniden bir spline komutunun başlaması demek. Create dediğim an spline eğri yaratılmış oldu. Spline eğrilere özgü komuttan da çıkalım bu arada. Bazı nesneler açılmış oldu. Bunlar tutup çekiştirildiklerinde spline nesnenin özelliklerinin değiştiğini göreceksiniz. Spline nesnenin noktaları işaretlenip sağ tuşa basıldığında spline'larla ilgili seçeneklerin bulunduğu bölüm açılır. Buradaki doğru parçasına handle adı verilmektedir. Dolayısıyla bunun aktif duruma getirilmesi eğer aktif değilse buradan gerçekleşir. Curvature ise yeni bir nesnenin daha burada gözükmesini sağlar. Bu da spline eğrinin o noktadaki eğriliğini ayarladığınız seçenektir. Flat dersek eğer o bölümün belli bir miktar düz olmasını sağlayabilirsiniz. Bu arada ölçülerin de spline eğrilerde kullanılması mümkündür. Örneğin spline eğrinin noktaları arasında ölçü tanımlamanız mümkün. Aynı şekilde burada görmüş olduğunuz eğriliğin değerini ya da buradaki handle denilen bölümün ya da düz kalacak bölümün değerini girmeniz, ayarlamanız ölçülerle mümkündür.